Şimdi böyle kalbinde sevgi olmayan, muhabbet olmayan, gözü dönmüş böyle ayyaş kılıklı herifleri adam yerine koymayacak kardeşlerimiz. Eğer onları adam yerine korlarsa bu kan irin tüccarları yarın bir gün burayı da işgal ettirirler, Allah zikirsin. Amerikalılar da alçakça onlara böyle yalakalık yaparlar. Ev kurarlar onlara. Olmadık ahlaksızlık yaparlar. Ve size de yanınızda gider de namaz kılıp muttaki görünürler. Böyle ağzından kan akan şerefsizlere itibar etmesinler. İnşallah. Evet hocam, inşallah. İnşallah. Ya sürekli nefret, sürekli nefret. Kardeşim bir kere sevgiden bahset ya. Ama tek bir kere. Ağzında adamın eğreti duruyor. Söyleyemiyor sevgiyi ya. Evet. Bir Allah aşkından bahset, bir Resulullah aşkından bahset. Bir güzellikten bahset, sanattan bahset, bilimden bahset. Dünyanın kardeş olmasından bahset. İttihat-ı İslam'dan bahset. Ve Mehdi'den bahset. Tabii. Değil mi? Kart bunak. Bir de ondan bahset. İnşallah. İnşallah. Niye Mehdi'den bahsedemiyoruz? Neden Hazreti İsa'dan bahsedemiyoruz? Aşkla onu sev. Hazreti İsa'yı. O güzeller güzelini değil mi? Biz aşkla bağrımıza basacağız. Niye sevemiyoruz? Niye İttihat-ı İslam istemiyorsun? Bütün Müslümanlar kardeş olsun. Hepsini bağrımıza basalım. Musevi kardeşlerimizi de bağrımıza basalım. Onlar da La İlahe İllallah Muhammed Resulullah desinler. Peygamber soyu. Ne alıp veremediğin var. Böyle kart bunakları adam yerine koymaya devam ederlerse böyle ağzından kan akan, kan arazözü bunlar. Kan saçıyorlar. Bu rezilliklerin arkası önü kesilmez. Yani bunlara körü körüne bunların adı çıkmış, sanı çıkmış diye şey yapmasınlar. Yani itibar etmesinler. Bir akılcı baksınlar. Yani Resulullah'a benziyor mu bunlar? Bunlar akşama kadar nefret anlatıyor. Peygamberimiz sürekli sevgiden bahseder, şefkatten bahsederdi. Mehdi'yi müjdelerdi. İsa Mesih'in gelişini müjdeliyordu. Bu çakallarda bu var mı? Yok. Yoktu. Yok. Bir de bunların yani çevresine de bir baksınlar bakalım. Değil mi? Tabii. Yani. Evet. Berker Hocam seni dinliyoruz. Dün şöyle söylediniz hocam. Müslümanlıkta cennet sevinci ve neşe vardır. Bu yoksa orada deccaliyet var demektir. Bir insanı dinlerken insanın içini sevinç, huzur ve neşe kaplamıyorsa onda bir şeytanlık vardır. Ölçü şudur. Baktığında içinin açılması, içinde bir ferahlık olması çok önemlidir. Eğer sıkıntı duyuyorsa o şahıstan bir anormallik vardır. Yüzünde simasında bir anormallik varsa o da önemli bir alamettir. Bunu önemsiz görmesinler, çok önemlidir dediniz. Evet. Ya mesela bak çok acayip şu son başörtülük hanımlara ben bu gözle bakıldığını bilmiyordum ya. Yani alenen fasık olarak görüyorlar. O diyor hiç başını örtmesin daha iyi diyor onu yapacağını diyor. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Daha neler duyacağım ya? Şu rezalete bak sen. Çarşaflı oluyor. O da diyor sokağa çıkamaz diyor. Yüzünü gösteremez diyor. Ne istiyorsun ya? Yani herkesi fasık ilan ediyorlar. Yani fasık olmayan yok gibi bir şey. Evet. Hayır, kendi kendini de fasık ilan ediyorlar. Ben de öyleyim diyor adam. Kardeşim kan, irin, fasıklık falan bırakın bunları bir aklınızı başınıza alın. İnşallah. Değil mi? Bir Allah coşkusunu, Allah aşkını yaşayın bir. İçiniz bir açılsın, bir ferahlıkla, sevgiyle bakın olaylara.